Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Diablo 4'ün betasındayız. Canlı yayınlar bir kesin izleyeceksiniz. Arada chatle konuşursam şaşırmayın. Şimdi Diablo 4'e beraber gireceğiz. Hani videoya bir like destek olursanız çok sevinirim. Bayağı bu canlı yayında oynadım Twitch kanalında, Orhan Dur'un Twitch kanalında oynadım. Kesitleri pat pat koyacağım bölüm bölüm yani. Şu anda bayağı bir yaklaşık 1 saat kadar bir sıra bekledikten sonra oyuna girebildik. Bir sorcerer karakter açacağım ve sizle beraber oyuna da bakmaya çalışacağım. Chat'in de bu arada size selamım var. Vaktiniz olursa, zamanınız olursa, yayınları da çok sık açmıyor olsam da, etkinlikten etkinliğe ya da özel bir durum olduğunda açıyor olsam da Twitch kanalımda takip edin, oradan takip edersiniz. Oradan herhangi yayın olduğu zaman haberdar olabilirsiniz. Şimdi Sorcerer karakterle oynamayı düşünüyorum. Bu arada gamepad ve hani klavye mouse arasında değişeceğim zaman zaman. Hatta dur bakayım ya, kendi kameramı sol üstte mi alsam bir de, bu arada daha mı iyi olur? Girebilmem şahane oldu ya, şu an çok korkuyordum açıkçası, bir saat bekleyip giremeyeceğim falan diye de. Girebildiğim şahane oldu. Şöyle alırsam bence burada iyiyiz. Şurada bunlar tamam. Bunlar tamam. Wolfstein, çok teşekkür ederim abone olarak destek olduğun için. Overview dediğimizde bakın burada net bir biçimde ne yaptığı da söyleniyor. Yani tek tek isterseniz bunlara da bakabilirsiniz. Ben şu anda hani 17 Mart'ta oynuyorum. İlk hani herkese açık olmayan, ön sipariş verenlerin veya özel davet edilenlerin oynadığı betadayım. Siz isterseniz önümüzdeki hafta 24 ile 26 Mayıs, Mayıs diyorum, Mart arasında kendiniz oynadığınızda tek tek de bakabilirsiniz. Sorcerer klasik, büyü kullanan ve işte hani elektrik, soğuk ve ateş gibi şeyleri kullanan, elementleri kullanan bir karakter. Sorcerer'ı buradan seçeceğim. Karakter yapma, Diablo 4 ile beraber yeni gelen şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Karakterinizi istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Bu bayağı hani tipine buradan da hazır olanlardan bazılarını da seçebiliyorsunuz. Ama ben kendim yapacağım. Kostümize diyeyim. Buradan bu gelsin. Güzel. Necromancer gibi yapayım mı tipimi? Yok. Şöyle ten rengime böyle de şeye benzedi, High Elf'e benzedi. Çok fantastik bir karakter olsun istemiyorum ya. Gerçekçi bir... Yani gene bu en iyisiymiş gibi duruyor ya. Ten olarak. Şöyle bir döndürelim. Uzaktan bakalım. Okey. Bu güzel. Göz rengi... Sarı yaptığımda... Ha, çok hafif hafif değişiyor. Oh, şu çok bayağı tatlıymış. Dark Blue bayağı tatlı ya. Şöyle yakından biraz, tamam. Buna da baktık. Saç. Saç tipine şöyle baktığımda... At kuyruğu güzel ya. Beğendim. Facial hair zaten olma şansı... Ha şey... Tabi kaşlar da facial hair sayılıyor, yüz kaşı sayılıyor. Şurada güzel ince tatlı bir hali var. Rengine, aa saç rengine kızıl yapalım mı? Net kızıl yapalım ya. Turuncu yapınca nasıl oluyor? Çok hafif farklar var turuncu ile kırmızı arasında. Bilmem görebiliyor musunuz? Bakın bu kırmızı, bu da turuncu. Turuncu da tatlıymış, böyle kalabilir. Çift renk yaparsan red fire. Ha arada şey karışık. Okey, yok yok ben... Şu turuncu. Auburn Red demişler. Peki. Aksesuarlara bakalım. Aksesuar dedik miydi arkadaşlar? Makeup. Ha. Ben makyaj sevmiyorum ya. Ya da daha hafif böyle bir makyaj. Şöyle bir hafif makyaj olsun. Tamam. Jewelry. Neredeki? Ha şey. Küpe. Güzel küpe. Çok kasmayacağım buna. Marking dediğimizde... Direkt dövmeler. Tabii ki dövmeli olalım ya. Çok iyi. Bu da okey. Marking'in renkleri. Ha beyaz falan da yapabiliyoruz. Purple mana. Cyan paint. Fresh blood. Fresh blood yapıştırır. Bunu bayağı böyle finalize edebiliriz ya. Name... Ha isim. İsim ne bulalım buna ya? Şunu yazacağım. Ben sizin hanınızım, bu da benim hanım. Oldu oldu. Güzel.
Gamze hoş geldin. Sen güzel güzel bu oldu ya. Start game diyeceğim. More guidance, less guidance. Ya more guidance'a ihtiyacım benim yok ama siz de görün diye more guidance diyeceğim. Dediğim gibi ben 3 karakterle de 25 level oldum kapalı şeyde. World tier var. This may be any... Tamam, world tier'lerden ikinciyi seçeceğim. Bu normalde yoktu. Daha fazla experience veriyor, daha fazla altın geliyor. Yani veteran da oynayabilirim. Bunu oynayacak kadar kendimi şey hissediyorum. Eyvah, bir dakika, tekrar Q demesin de. Hah, şimdi. Aman baba. Sanctuary was never for humankind. It was forged as a Sanctuary refuge insanlar için from the değildi. war Bak ha. between the high Yüksek heavens and the cennetler ve burning hells. cehennemler arasında Instead, forge edildi. it became a new battleground Eternal in this conflict, eternal eternal war değil. conflict. Sonsuz çatışma A arasında. secretive group called the YouTube'dan Haradrim izleyen arkadaşlar has bu kept kısımdan mortals evvel biraz safe. bir özet geçmiştim hikayeyi de. But O now yüzden this tekrardan once powerful order insanlara şey is verdim. asked of what it was. Şu an gördüğünüz And görüntüler arkadaşlar Sanctuary's oyun içi. ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. Çevirmekte zorlanacağım. Zaten zor bir This İngilizcesi var. is the story of their YouTube'dan Let's downfall. Play kanalından tekrar isterseniz bakarsınız arkadaşlar. Ya da Let's Play kanalını izliyorsanız zaten durdurup okuyabiliyordunuz da. Bana bir Türkçe lazım ya. Bir Türkçe lazım buna. Bayağı iyi gözüküyor değil mi? Arada şey kayboldu. Oyun içi grafikler yaptıkları için glitchler falan görmemiz çok normal ki zaten beta'da tabii ki denk geliriz. O da ayrı bir mevzu. Duyuluyor değil mi? At gitti. Oyunda ata da bilebiliyoruz ama yani bu betada görmeyeceğiz. At gitti. Bayağı gitti. Seslerden anladığınız diye tahmin ediyorum. DLSS mi açık ya sanki? Bir ayarlarımıza bakarız şimdi şeye girdiğimizde. Hem merak edenler vardır şey ayarlarına. Ateşte falan böyle bir pikselleşme gördüm. Bu oyun içi motorla yaptıkları için mi yoksa DLSS'ten mi oldu onu çok çözemedim. Bağırsak mağırsak görüyoruz arkadaşlar. Hani daha yetişkinlere yönelik dememden kastım oydu. Evet, multiplayer'de yaptığım videoda da yetişkinlere yönelik demiştim. Beta sınırlı sürüyor arkadaşlar. 2 hafta sonu 17 ile 19 arasında ve 24 ile 26 arasında gerçekleşecek. Chat'ten sormuşlar. Onu da yapmış olayım. Neyse, zaman içerisinde gördüğümüz şeylerden hareketle. Ya şimdi YouTube tarafına sormuş ol gibi olmayacağım bunu. Chat'teki arkadaşlara sormuş olacağım. Oyunda gördüğüm bazı ipuçlarını, yani ipuçları derken hikayesiyle alakalı ipuçları değinmemi ister misiniz? Ben de bildiğimden değil bu arada oyunun bütün hikayesini. Sonuçta gerçekten bilmiyorum. Çıktığımız zaman göreceğiz vesaire. Ama bazı şeylerden ötürü bazen teoriler falan üretiyorum. Ya da oyun kendisi lore'undan ötürü söylüyor. Onları böyle ufak ufak değinmemi ister misiniz? Ha, arkadaşlarım da burada görebiliyorum. Game dediğimizde. Evet söyle. Güzel. Değindenmiş genel itibariyle. Aklıma böyle karşıma çıkan şeylerden gelen şeyleri anlatacağım.
Vertical sync olsun zaten, onda bir sıkıntımız yok. 144 Hz'e kadar yolu var. DLSS quality'deymiş en an. Max foreground FPS'i 144 diyeyim. Her şey high'da. Bunda bir sıkıntımız yok. Low FX düşürmek için gerekli olan bir şey normalde. DLSS'imizin olması da güzel ha bu arada. Her şey okey. Save diyeceğiz. Ha. Müzik volüm. Şu an duyuyorsunuz zaten yeteri kadar. Birazcık daha kısarsam daha iyi olur. Kulağıma çok geliyor. Efekti de biraz kısacağım. Diyalogları duyabilirim. Subtitles on. Text local. Değiştiremiyoruz. Ah be abi. Yok muydu bir Türkçemiz burada? Değiştiremiyoruz. Fransızca'yı falan bile alamıyoruz ama bakalım. Herhalde yüklerken mi acaba öyle eklemek gerekiyordu? Bunlar ayrı şeyler. Save diyeceğim buna. Geri kalanlar çok önemli değil şu aşamada. Zaman içerisinde bakarız. Bunlardan hangilerini açmak isteyip istemeyeceğime duruma göre bakarız. Okey, hadi devam edelim. Şimdi... Oyunda arkadaşlar Diablo 4'te yeni olan şeylerden bir tanesi. Yani Diablo 3'ün konsol versiyonunda vardı. Burada artık PC versiyonunda da var Diablo 4'ün. Şey var. Böyle dodge veya dash dediğimiz şey var. Benim sağ altta şeyin de mananın da yanında görüyorsunuz. B'ye bastığım zaman şöyle geçelim. Gamepad'le oynamak gerçekten hani şeyde de kapalı beta'da da epey kolay ve keyifli geldiği için gamepad'le oynuyorum. Klavye mouse'la oynamak konusunda zaten bir sıkıntısı olan bir oyun hiçbir zaman olmadı Diablo serisi. Gene öyle. Burada bir şey... Şuna. Buradan... Class Sorceress arkadaşlar. Sorceress olarak oynuyorum. Şimdi alsak beta oynayabiliyor muyuz? Oynayabiliyor olman lazım ya. Ama çok da emin olamadım. Onu bakın arkadaşlar. Gerçi niye oynayamıyorsun? Ön sipariş verirseniz oynayabiliyorsunuz arkadaşlar şu an. Another abandoned town. Find the shelter. Everywhere. Fangs in the dark. Şuradan geliyor ses. He bit me. Careful. He's a wild one. Oswen. Burada neler oluyor? Sana ne? Oswen, hush. Oswen, sus. Kusura bakma, yolcu. Zor bir zamanda geldin. Bu çılgın adam şehre geldi ve olay çıkartmaya başladı. Şeytanlar. Yıkıntılardan geliyorlar. Hepimizi öldürecekler. Yıkıntılar mı? Neden bahsediyor? Gel. Açıklayacağım. Yavaş yavaş yürüyelimizde boşalalım sonra. There is evil staring in the ruins to the north. Kuzeyde şeytani bir güç yükseliyor falan diye anlatıyor. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. Onun gibi kutsal insanlar bile delirdiler gördükleri şeyler yüzünden. Kaçak, çok teşekkür ederim Prime'le abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Volkstein, bu arada teşekkür etmeyi unutmuş olabilirim sana. Şimdi gördüm. Teşekkür ederim. Fire's looking good. Diğer karakterlerle de böyle minik minik konuşabiliyoruz. Ama esas mevzumuz Vanilla konuşmak. Burası güvende değil. Bizi dışarıda olan şeylerden koruyabilir misin? Gidebileceğimiz başka hiçbir yer yok. İlk oyunlarla bağlantısı var mı? Yani doğrudan doğruya yok gibi ama aynı evrende olduğu için evrensel bağlantılar var. Thank you. Kaçak 3 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim Kaçak. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Hoş geldin. Bu arada Dusk on the Mountain. Aa, okey. Şimdi level atladık arkadaşlar. Hemen şuraya geleceğim. Abilities'i şuradan geçeceğim. Abilitylerime bakacağım. Arclash diye bir skillimiz var. Basic skill'ler var böyle. Bunlar normal saldırı yapacağımız
herhangi bir şey harcamayan, mana harcamayan skill'ler. Sanırım Spark'ı alacağım. İstediğimiz zaman değiştirebiliyoruz bu arada. Hani para karşılığı refund ediyoruz. Bu şu altta görüyorsunuz refund ol diyor. Ama ben şimdilik Spark ile başlayacağım. Enter High Icehold Ruins. Şuradan gitmemizi istiyor. Icehold Taiga'ya geldik. Şöyle baktığımızda haritanın da bir kısmını, hatta şöyle devamını da görebiliriz. Şu Fractured Peaks dediği kısım, yani şöyle üzerinde şu an gezdiğim kısım Act 1. İlk Act. Tamamı şöyle genişçe görüyorsunuz. Havazar kısmı mesela, Havazar bölgesi diyeyim. Şu kısım Kejistan bölgesi. Bu kısım Dry Step bölgesi. Bu kısım da Skosglen bölgesi. Ben hani kitapları da okuduğum için kısmen tanıdık geliyor bu isimler. Epey de büyük de yerler. Fight Tunic. Güzel. Potion Charges. LB'li. Ha, sol altta canımın yanında 4x4 diye görüyorsunuz ya. Onlar benim potionlarım. Üfe şeyi kesemedik. New item. You pick new items. Ha, yeni aldığım eşya bir tane bu var. Bu daha mı güçlü? Evet. 14 armor. Birazcık daha fazla olduğu için çat diye değiştireceğim. Bunu da Marquez Junk. Junk olarak da işaretleyeceğim. Böyle şeylerde oyuna eklenmiş durumda. Lost Pack. Simple Way. Bunun damage'i birazcık daha yüksek olduğu için bunu alabilirim. Geçelim. Otomatik giymesi daha iyi olurdu ama neyse. Henry Moore, çok teşekkür ederim abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Size gelen ses çok yüksek olabilir mi? Şöyle 80'e çekersem benim burada, yani kulağınızın bayağı şeyine, zarını patlatmayayım. Şöyle şunu alalım. Buradan da Icehold Ruins'e giriyoruz. Bir dungeon'a giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bence Türkçe gelmez. Kısmet. Göreceğiz. Yani bu zamana kadar ana oyunlar gelmedi ama Diablo Immortal'ın Türkçesi vardı. Burada da bir kıyak yaparlarsa ne güzel olur. I'm not ready yet. Ayakkabıyı da giyeyim. Bu da junk olarak işaretleyelim. Icehold'un derinliklerini incele demiş görev olarak bu arada. Yapmaya çalışacağız. O. Burada göreceğiz nedir ne değil. Burada bir şeyler var mı? Yok, tamam. I'm not ready yet. Şey falan vardır belki, sandık falan vardır. Aa, level atlamışım bu arada, farkında değilim. Burada mesela arkadaşlar skill sistemini şöyle gösterebilirim. Puan verdikçe ilerleyen kısımları doğru açmaya başlayabiliyoruz. Mesela bir skill puan daha harcadığımda artık hani sonraki skill puanımı buradaki skill'lerden birine verebileceğiz. Ama burada ilk etapta 2 puan harcamam gerekiyor. Enhanced Spark diye bir şey var. Each time hit spark hits primary target. Bu arada Koray Karaoğlu, çok teşekkür ederim abone olarak destek olduğun için. Hit up to... Ha. Attığım spark skill'i etraftaki düşmanlara da sekebilecek. Eğer ki sekmezse daha fazla hasar verecek. Dolayısıyla ben bu Spark'tan gideceğim. Bunu dediğim gibi daha evvel oynadığımdan biraz skill'leri biliyorum. Yapmak istediğim şeyi kabaca kafamda birazcık da oturttum. Elektrik üzerinden gideceğiz ama bu demek değil ki sadece elektrik üzerinden oynayacağız. Zaman içerisinde ben elektrikten şeye falan da dönebilirim. Challenge tamamlıyor gibiyiz sanki bir yandan. Güzel. Sağ altta görüyorsunuz Challenge Swift After'ın 4/15'ini tamamladık. Bu daha mı iyi? Daha iyi. Bunun yerine koyalım. Skill'lerimiz açıldıkça kombatımız da... Şunu da açalım. Açmak gerekirse. Ha, ev gibi de anlatıyor. I'm not ready yet. Şurada bir sandık var. Spider Bot. Daha iyi değil. Devam edelim. A Health Shrine. Ha, Healing Well diye geçiyormuş burada. Okey. Canımızı doldurmak için. Burada canımızı doldurmamızı istiyorsa kesin bir boss vardır. Health Touched Corridors. Level 3. Hadi bakalım.
I need time to prepare that. Kaytlaya kaytlaya oynuyorum. Çünkü hani bir tık daha yüksek olan zorluğu açtık. Ne kadar zor, yani çok da inanılmaz zor olma şansı yok. O ayrı bir yer. Daha oyunun başındayız anasını satayım. Ne kadar zor olabilir de. Yine de gereksiz ölmek istemiyorum. Oyunu hardcore modda oynarsanız tek canınız oluyor. Hemen şuradan. Buradan yine Chain Lightning olması gerekiyor. Aynen Chain Lightning. Chain Lightning isimli skill'i kullanacağım. Bu da hani düşmanlar arasında seken ve bayağı da güç veren, hasar veren mana karşılığı kullandığımız bir yetenek. Bunu da alacağım. Otomatik olarak X'e de konmuş oldu. Hatta direkt bunların arasında vurulur. Gördüğünüz üzere şey sekip duruyor. Ha bu şey özel bir düşman bu. Mortar özelliği var görüyorsunuz. Elit daha doğrusu. Magic değil elit. Diğerleri bir tane mi var? Ve bir şey düşmedi mi ya? Benden de sekiyor bu arada. Eğer sekecek düşmanı yoksa benden de sekip tekrar aynı düşmana geri gidebiliyor. Bu hangisini? Sorcerer oynuyorum arkadaşlar. Bayağı iyiymiş sekme yükselmesi. Ya sekme yükselmesinin de haricinde mesela bakın bir skill'e baktığınız zaman yeniliklerden bir tanesi bu. %2 lucky hit chance gözüküyor. Gördünüz mü? O lucky hit chance sadece şey değil. Hani ne derler ona, şuradan mesela profilden mi bakmak gerekiyordu? Yok profilden değil. Aa, daha kolay gözüken bir şey yok mu ya? Bu arada bu upgrade'miş. Şunu değiştireyim. Ha, stat ve materyal. Şöyle bastığında böyle statları görebiliyoruz arkadaşlar. Burada lucky hit chance burada gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Critical strike chance %5, o ayrı. Lucky hit chance ayrı bir şey. Lucky hit chance tek atıp öldürmeyi mümkün kılan, hani bosslarda ya da elitlerde işlemiyor olabilir. Ama bildiğim kadarıyla tek atıp öldürmeyi mümkün kılan bir skill. %2 ihtimalle normal düşmanları çat diye öldürebiliyor ya da bosslara yanılmıyorsam. Ha gerçi skill değiştirmişim. Bak mesela lucky hit chance yerine bu sefer close enemies, yakın düşmanlara daha fazla hasar gibi bir şey geldi. Skill'leri, yani silahların böyle ekstradan şey özellikleri var. Farklı özellikleri var. Hani normal şeyde olmasına rağmen. Bu yeni gelen bir mekanik oyuna. Kullandığınız skill'e göre artıp azalabiliyor o şeyi de. Güzel armor. Şurada bir şey varmış. I need time to prepare that. Tamam, bu burada artık boss var belli. Yolundan belli. Şurada ekstra bir şey var mı? Yok gözüküyor. I'm not ready yet. Chamber of Calling. Kafası kesilmiş wrist. Nasıl yaklaşıyorduk ya? Bir şeyi olması lazım. Mouse'la falan denesem. Ha, mouse wheel'la yaklaşıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. İnsanlara şey... Aha. Alastor, çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak destek olduğun için. Gerçekten çok kıymetli desteğin olduğun için. Hoş geldin. Beni vulnerable yaptı bir süreliğine. Gördünüz mü bilmiyorum. Bakın canına bakın arkadaşlar. 3 tane şey... Allah. Şey göreceksiniz. Üçgen göreceksiniz. O üçgenlere geldiğinde düşman şey düşürüyor. Yerde gördüğünüz iksirleri düşürüyor. O iksirleri alarak bu benim canımın yanındaki 4x4 gözüken potionlarımı doldurabiliyorum. Yani... Bakın yani kullandım ve tekrar yerdeki bir tanesini aldım. Bu işte boss savaşlarında... birazcık daha dikkatli ve şey olmanızı gerektiriyor.
Özellikle muhtemelen World Boss'larda. World Boss diye bir şey var. Yarın açılacak o. Bayağı böyle 12 kişi girmeniz gereken açık dünya etkinliklerinden bir tanesi. Dikkat etmeniz gereken bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Burada ha Relic Skull güzel. Bunu da upgrade, bunu kaldırabiliriz, bunu kaldırabiliriz. Bu da upgrade değil. Çiftel mi bu ya? Evet, çiftel. Ama epey de hasar arttırıyor. Çiftel silahla gidelim şimdilik. Başlarda en yüksek hasara ne veriyorsa onunla gitmekte yer var. Crowd controlled enemies. Ha, o çok bir şey değil şimdilik ama eyvallah. Return to Nevesk. Nevesk'e geri döneceğiz. Burayı temizledik. Fiyat pahalıyım ya, 1200 liraya satılıyor zaten oyun ya. Şimdi ben daha da yükseleceğini zannetmiyorum diyeceğim ama hiç de bir şey dememek lazım aslında. Da yani 1200 liralık oyun daha ne kadar pahalanabilir? Hah, köye döndük. Yari ile Chevani ile tekrar konuşacağız. The old ruins are clear. Your town should be safe now. Optimizasyon sıkıntıları var bu arada. Vallahi ben şu ana kadar bir problem görmedim. You are heaven sent. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. Fight sırasında ses beni bastırıyor gibi. We have hot stew, good company and stay for a pie. Efektleri kısarım biraz gerekirse ya. Wash out the taste of the stew. We'd be honored if you'd join us. To our savior. Kurtardık diye adımıza kadar gaza geldiler. Kafa gidiyor yavaştan. Çok içtik arkadaşlar. Bu kadar içmemek lazım. Bazı gruplardan şey duymuştum, pet ödülleri vermiş. 20 levele kadar kastığınızda oyun çıktığında size böyle pet met veriyor. Kozmetik şeyler. Title, pet falan gibi şeyler veriyor. I saw my corpse and from my mouth rolled hatred. A father burned his children on a pyre and a mother molded a new age from the ashes. Bu arada bir evet, takılmalar oldu niyeyse. Sinematikte böyle birkaç tane takıp aldım. I saw the weak made strong, a pack of lambs feasting on walls, tears of blood rained on a desert jewel, and the way to hell was torn asunder. Artemixer çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak. Yok Prime değil, normal abonelikmiş. 9 ay olmuş. Çok teşekkürler. Gerçekten çok kıymetli desteği. Then came a spear of light, piercing Hatred's heart, and he who was bound in chains was set free. Ratma'nın prophecy'si. Neyi? Kehaneti. Ratma bu arada Lilith'in evladı olması lazım. Hatta ilk Nephalem Ratma mıydı ya yoksa? Yoksa Necromancer'ların öyle bir Ratma önemli bir karakter öyle diyeyim yani. Salih Bayır çok teşekkür ederim oyun olarak destek olduğun için. Sen hangi vakit aldın? Henüz almadım arkadaşlar ben oyunu. Erken erişime davet ettiler. Erken erişim betasına davet ettiler. Ölü gibi yatıyoruz ne işimiz? Arkadaşlar zehirlediler. Yani bu çok içmekten olmadı gördüğünüz üzere ortamı. Göz yedi. Çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. By Mother's Blood. By Mother's Blood. By Mother's Blood. Mother kimdi arkadaşlar? Lilith. So, shall you witness her glory before you die? Not ready yet. Yosef kurtardı bizi. Geliyorlar. Bütün köy. They're coming. The whole damn village. Get up.
Uyandırmaya bak. Kardeşim askerde böyle uyandırmıyorlar ya. May the light preserve us. Şimdi bir tokatlayacağım hepsine. Lost souls, all of you. Leather doublet. Hemen şunlara bakalım. Bu bir dursun şimdilik. Bunny'yi de sen de bizim gibi kutsandın artık falan. Hepsi buydu. Bu da ışığa tapıyor. You are the madman from the shed. Madman. Those heretics drugged me after I returned from the ruins. Ben kafayı yemedim diyor. Senin gibi beni de zehirlediler. Tried to get inside the chapel but it was locked. Şapele girmeye çalışıyordum ama giremedim. Derken hop kusmaya başladık. Boyuş Korkmaz, çok teşekkür ederim 5. abone için. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Of blood. Petals of blood. Çiçek yaprağı gibi kan kusuyoruz. Ha kanı. How did they learn this? Kustuğumuz kanda çiçek yaprakları bulmuşlar ki bu da Lilith'le alakalı bir mevzu. The key might be on that woman who was leading them. Okay, anahtarı alıp şapele gireceğiz. Şapele gireceğiz. Şapel ne? Şapel Türkçe'de de şapel bildiğim kadarıyla. İbadet edilen yerlerden bir tanesi. Hristiyanların ibadet ettiği yerlerden bir tanesi. Brit, çok teşekkür ederim Prime'le abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Not while I'm in town. Şapel burası. Only fire can cleanse the darkness in this place. Have a look inside, but hurry. İçeriye bak ama dikkat et. I will prepare the torch. Blood petals. Like the ones I was fed. French petals. Hayır, blood petals. Kan petalleri. Kan taç yaprakları diyelim. Bir sinematik daha giriyor. Sık sık oyun içerisinde böyle sinematikler giriyor ana hikaye kısmında. Ama sinematikler geçiş yaparken bir takılıyor ilginç bir biçimde. Hah. Demiştim ya arkadaşlar, bazı kısımları çok yetişkinlere yönelik sinematikler var. Oyun içi grafiklerle olmasına rağmen çok güzel gözüküyor ve aynı zamanda izleyin bakalım. Has granted you a path to salvation. Rebra benziyor GTA 5'teki. And yet you stray from it at every opportunity. You drink and gamble. You covet and steal. Shameful. Hop bir gül yaprağı. Şuyor. Günah onların doğum hakkı. Yani doğuştan sahip oldukları bir hak manasında. My children. The lords of hell are coming to devour our world. Cehennemin lordları dünyamızı tüketmeye geliyor. The faith has taught you to deny your heart's desire and turn. İnanç kalbinizden geçenleri törpülemenizi istedi sizden. Yoldan çıkartmaya çalışıyor. Bayağı da başarılı. And discover who you were meant to be. Arkadaki camda da Inarius var. Break the chains. Burası and be beautiful in sin. Kiliselerinden bir tanesiydi.
ses kayması var benden It's ötürü me. Arkadaşlar. I brought your child into this world. Düzelteceğim onu da. Elias. Mother. The first of many. Go to the dry steps and continue your preparations. Now our true work begins. Esas işimiz şimdi başlıyor. Görüntü bir gidip gelecek arkadaşlar. Elgator'u reset atmam gerekiyor şey yapabilmek için. Heh. Şu anda gecikme ortadan kalkmış olmalı. Joseph'le konuşalım. How did I get out there? Nasıl çıktım içeriden? İçeride bayıldın. Karanlık seni yuttu zannettim. Seni buraya çıkarttım ve kiliseyi de yaktım. Sana orada ne oldu? Bir görü gördüm. Lords of Hell geliyor. Lords of Hell dediğim şeyler işte, evil'lar. Yani Mephisto, Bale vesaire. Mephisto, Bale, Diablo. İnsanlara çocukları gibi davrandı, çocuklar da onu annesi gibi kabul etti. Lilith'in geldiğini karakterimiz de öğreniyor şu anda. I must report to the cathedral. Listen, there is a hermit to the northeast, a man of questionable loyalty. But he knows of the forbidden. Kuzeydoğu'da birileri var. Onları bulmamız gerekiyor. Bring him to the cathedral in Kyovashad. Kyovashad'daki katedrale gideceğiz. Ve sen de ışık üzerine falan filan. Işık Kilisesi dediğim yer bir melek Inarius'un kurduğu, insanlarla iç içe olduğu bir mekan. Mekan diyorum ya. İşte bir din aslında yani. Katedral değil. Church of Light diye de geçiyor. Işık Kilisesi. Altars of Lilith diye bir şey var. Yeni eklenen bir şey bu. Bununla etkileşime girdiğimizde kalıcı bir şey artıyor. Statımız artıyor. Ne verdiğini net bütünü görebiliyor muyuz acaba ya? Maximum Obol. Obol neydi ki acaba ya? Okey. Burada challenge'lar falan var. Mesela collection dediğinizde otomatik olarak pek çok şeyi görebiliyorsunuz burada. Daha da fazla şey de göreceğiz. Zamanla açılacak. Şimdi böyle baktığımızda yeni girdiğimiz kısım gözüküyor. Bakın burada ekstradan girebileceğimiz cellar falan bölgeleri var. Kişiyi yaktık. Lol. Hazır buradayken bu Iceborne cellar'a da girelim. Absolute'dan çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Kadar mı ya? Bir şey çıkmıyor mu bunlardan? Ya bir tane. I'm not ready yet. Renown kazanmak mı? Kazanmak. Neyse. Temizlenmiş gözüküyor mu? Gözükmüyor. İlginç. Daha sonra tekrar temizlememiz gerekir buraya. I'm not ready yet. Level 5'te olduk. Hemen yeni bir skill de vermek istiyorum. Bunu upgrade mi etsem? Atladıkça critical chance artıyor. Çok önemli değil o. Şuna baktığımızda glinting spark, spark. Spark isen mi? Bak burada ikiye ayrıldığı zaman arkadaşlar mesela spark'ın upgrade'leri ikisinden birini seçebileceğimizi söylüyor oyun. Crackling enerji diye bir şey çıkıyormuş. Olur. Ben picked up diyor ama. Tamam onu ondan devam edelim. Sıkıntı yok. Şöyle bakayım şu neymiş.
Shrine. Shrine's yerine böyle şöyle, ha kısa süreli Endless Harmony Dwells. Yours keep on. Aa güzel. Mana harcamıyor Chain Lightning'im. Bir süreliğine. Klasik Diablo 2'de de var olan, Diablo 3'te de var olan keza Shrine'lardı bunlar. Buralarda ince takılma. Allah Allah, ben kendim oynarken yaşamadığım şeylerdi bunlar. Ya kendim oynarken dediğim işte 2-3 ay evvel davet ettikleri betada başıma gelmeyen şeylerdi. Şaşırdım o yüzden bu. Out of mana once again. Bravo. Şimdi oyuna yeni gelen şeylerden bir tanesi de, bakın burada yerdeki ayak izleri gibi şeyler gördüğünüzde dodge attığınızda, B'ye bastığınızda böyle pat diye alttan geçiyor. Normalde böyle şeyler yoktu önceki oyunlarda. Hani böyle triklerle aslında şey yapmışlar. Search around, tamam, o sıkıntı değil. Oyunu bayağı böyle hani açık dünyasını, tam manasıyla açık dünyası içerisinde herhangi bir şey olmayan, bekleme ekranı olmayan şey haline getirmişler. Bir de ekstradan yeni eklenen bir diğer şey de böyle açık dünyadayken bazı bitkiler falan bulabiliyorsunuz. Bir takım şeyler bulabiliyorsunuz. Ya da işte farklı crafting materyaller bulabiliyorsunuz. Orkan Bey'e çok teşekkür ederim Prime'le abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Hemen ardından Fargon of Rivia, sen de hoş geldin. Çok teşekkürler desteğin için. Bu crafting materyallerle şeyler falan, iksirler falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Geçici bufflar veren. O yüzden topluyorsunuz. I'm not ready yet. Şurada bir şey daha var. Karşıma çıkanları alayım ki en azından. Burası, aynen geleceğim yer burası zaten. Another Serpent of Sun, tamam. Burada birileri kalıyor belli. Yerini bulduk. I'm not ready yet. Wine'ları topladık. Is anyone here? Kolla oynamak çok rahat. Normalde ben kolla oynamayı tercih etmeyen bir insan olmama rağmen şu an kolayıma geldiği için kolla oynuyorum. Gamepad'le oynuyorum arkadaşlar. Hop, gizli geçidini bulduk. Short fangs. Young. Freshly turned. An easy kill. Further south than the others. They're spreading. Atak power'ım 72. Bunların ikisini takınca ne oluyor? 62 ile kalıyor. Tamam, ben çift elden devam edeceğim. Şuna da basalım. Gün döngüsü var mı? Bölge bölge değişiyor ya. You're going to trespass into my home. Rifle through my things. Then at least have the decency to join me for supper. Lorat Nash. I'm bloody hungry. Lorat Nash, Diablo 3'ten tanıdığımız bir isim. That's quite the story. I wish it wasn't true. But it is. Anlattığımız hikayeye çok da inanamadı. Keşke doğru olmasaydı dedik ama maalesef ki doğru. Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. Köylüler bize Lilith'in kanından vermişler. Dolayısıyla o yüzden görmüşüz o görselleri. Daughter of Hatred. Daughter of Hatred demek arkadaşlar, Mephisto'nun kızı demek. Mephisto işte Prime, ya Prime değil de Great Rebel'lardan bir tanesiydi. Bale ve Diablo'nun abisi kendisi ve Lord of Hatred olarak tanınır kendisi. It was prophesied she would come back. What does she want? Lilith'in geri döneceği bilinen bir şeydi, hani kehanet vardı diyor. Ne istiyor onu bilmiyoruz ama. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. Evet. Sanctuary sonsuz savaş
için yani arasında maalesef sıkışıp kaldı senelerdir. Ama Lilith iki tarafa da hizmet etmiyor. Kendi planları var. Peki ben yozlaştırıldım mı? İkimiz bir bağlantıyı paylaşıyoruz. Hatred nefret arkadaşlar. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Dinlenebiliyorken dinlen. Then we'll start in Kyovashad. Kyovashad'a gideceğiz ve oradan başlayacağız. If we can't stop Lilith, Lilith'i durduramazsak hepimizin başı yanacak. Ha, gündüz oldu. Okey. Ben... Gerçi evet, döngü olarak hala yok. Yeteri kadar beklersen değil, işte bölüm bölüm ilerliyor. Bölge bölge, bölüm bölüm ilerleyen bir dünya. Kamuni Kyovaşa. Okey. Kyovaşa'da beraber gideceğiz Lorat'la. Ha. Burası da açılmış ama onun çok önemi yok. Buradan devam. I need time to prepare that. Never thought I'd live to see all this. Bu nedir? The angel Inarius. Ha, Inarius'un, Melek Inarius'un şeyinin önündeymişiz. Heykelin önündeymişiz. Benden ötürü görmediniz, yaklaşıp göstereceğim şimdi. An angel walks among us. Aramızda bir melek dolanıyor. Gerçekten de hani insanların arasında dolanıyor. They are ancient enemies. They'll drag the whole damn world into their feud. Ha, Lilith'le Inarius eski düşman. Halbuki ya, karıştırdım mı acaba ya ben? Inarius'la Lilith'in ilişkisi oluyor ama birbirini kandırdıkları için mi acaba birbirlerine tekrar düşüyorlar? Onu çok emin olamadım. Orada bir karışıklık yapmış olabilirim. Deface statue. The inscription is bad, the marred work, law marks, may light of fat. Father Inarius. Buradan mesela şöyle yaklaşarak da göstersem çok da anlaşılmıyor. Kırmışlar çünkü kafasını falan. Kyovashad'ın kapısına geldik. Paul, to enter bekle. The city, you must... Şehre girmek için falan. Zamanımız yok dedik ama ne oluyor? Kyovashad'a girebilmek için bir arınma ritüelinden geçmemiz gerekiyor. Anlamsız bir şey ama bazı insanlar bundan emin oluyor. Just let him through, lad. Bırak girsinler. Lorat'a senelerdir ritüel yaptırmaya çalıştım ama beceremedim. Lorat geçecek ama bize yaptırıyorlar. Böyle. Take a piece of holy cedar wood from the shrine. And inscribe it with the sin which troubles you. Then cast it into the brazier. Bir dal al, bir günahını yaz ve yak. Dedi. Şuradan aynen. Here, anger, pride, greed. Hiçbir şey yazmadan yakacağım. Burada bunların sayısı mı artmış acaba ya? Bir önceki oyunda bu kadar yoktu sanki. This is a waste of time. Hiçbir şey yazmıyorum. Did you say something? Hiçbir günahımdan pişman değilim kardeşim. Yaptık dediğimizde üzerinden büyük kalkmış olmalı. Welcome to Kyovashad. Kontrol öyle gayet rahat arkadaşlar. Oynamak. Bu da tamam. Şimdi tekrardan Lorat'la konuşacağız. Priority quests. Öncelikli görevler. Şu
Şuraya gittiğimizde arkadaşlar ilk büyük şehrimize de böylece giriş yapmış olduk. Burada bütün şeyleri de gösteriyor. Mesela alchemist var burada. Burada healer var. Burada blacksmith var. Armor vendor. Wardrobe ve stash. Bu bizim odamız. World tier statue. Burada hani world tier'ı değiştirebiliyoruz. Zorluğu değiştirmek için yani. Rings and amulets. Yüzük ve kolyeler falan filan. Lorat'a gideceğiz. Ha şurada. So, what did you write on the little piece of wood? I bet you didn't write anything at all. Oduna ne yazdın diye soruyor. Çalıya çırpıya ne yazdın diye soruyor. Eminim ki hiçbir şey yazmamışsındır falan filan diyor. Bildi de. Gerçi belki de ne seçersek seçelim biliyor olabilir yani. At mı? Bir yere mi gidiyorsun? I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. Dry step'e gidip görselindeki, yani gördüğün, göründe gördüğün adamı bulacağım diyor. İlyas'tı kendisi. Lilith'in yancısı. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Bana ait olan bir şeyi bulmanı istiyorum dedi. Ayakçılığını yapacağız Lorat'ın. Tattoos, sway back, cloudy eyes. This poor thing is practically crowbait. Şurası aynı. Beni Lorat yolladı. So the old man's finally decided to bite back. Knowing him, he didn't mention coin, did he? Ulan borcunu ödetiyor bize şu an Lorat. Az çakal değilmiş kardeşim. Daha önce hiç Diablo oynamadım. Seni izlerken canım çekin nereden başlamak lazım? Vallahi direkt Diablo 4 ile de başlayabilirsin. Ama Diablo 2 Resurrected de oynayabilirsin. İstersen Diablo 3'ten de girebilirsin. Bunu çok fark etmez. Ama yani bana kalırsa Diablo 2 Resurrected ile başlayabilirsin. Şuradan 20 altın karşılığında bunu satın alabiliyoruz. Wait. The old man sold me this too. He said he didn't need it anymore. Bana bir şey daha sattı, ihtiyacı yok deyip ama. Okay. No charge. Ekstradan da bir amulet satmış. Şuradan mı görüyoruz onu? Aynen, quest sistem olarak Strange Amulet ve Lorat's Polarm. Hadi bakalım, bunları götüreceğiz, vereceğiz. Kardeşim çok güzel ödettin bana borcunu. Hediye falan verecek muhtemelen de. Silahın için ödeme yapmam gerekti. Evet, kusura bakma. Bana aynı zamanda bu şeyi verdi. Kolyeyi verdi. Hah, Horadrim'in işareti. Diablo evreninin ünlü bir takım insanları Horadrim'ler. Bunlar böyle bir guild gibiler. Büyücüler işte efendim söyleyeyim bilim insanları. Yani bilim dediğim büyü insanları aslında. Sounds like he could help us. You should seek him out in Skosglen. Skosglen'de birisini aramamızı istedi. Ama katedrale gitmiyoruz ama. Seni arayacaklar. Aynı zamanda önemli müttefik olabilirler. I'm going to the dry steps to find out who that. O bize gelmeyecek. Dry step'e gidip İlyas'ı arayacak. Be careful. Dekatki Horadrim miydi? Evet. Hatta son Horadrim'de ama Diablo 3'te tekrardan Horadrim şeyini kurdu Tyrael. Sometimes our paths in life are set to collide. We just don't know it. Bazen hayattaki yollarımız birbiriyle çekişir ama sadece bilmeyiz. Bazen kazayla, bazen işte kaderin oyunu. Bunun konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Bir yolcu yolunu kaybetti ve Lilith'in kanıyla beslendi. Yalnız bir keşiş tarafından kurtarıldı. Farklı hayatlar bir araya geldi. Neden? Kader mi? Or some greater power. Bu yüklenmedeki evet dertler Allah Allah bu niye oluyor anlamadım. Beta'nın problemleri oluyor. Bak, bazen görüntü takılıyor. Bazen kaplama geç yükleniyor. Bu işte yani çıkışın ilk günü yani çıkış dediğim beta'nın ilk günü olmasının getirdiği bir şey de olabilir. Imagine that.
Full grafikler oynadığım için benim bilgisayar kasıyor olabilir bile olabilir de normalde gördüğüm kadarıyla bir hani sıkıntısı yok. Optimizasyonla alakalı hakikaten problemleri var diye de düşünebiliriz. O da bir ihtimal de. Onun tam sebebine bakmak lazım. Muhakkak yaşayanlar da vardır. Şimdi direkt oynamak için girdiğimden hiç araştırmadım. İnternete bakmadım. Reddit'e Mette yazarlar kesin. Şimdi neyse. Şöyle geldiğimizde Beta'ya hoş geldiniz. Hah. Tamam. Prologue Wandering. Prologue'u tamamladığımız için bir takım şeyler de kazandık. Şunu da takabiliyoruz. Reward denmiş. Collection. Codex of Power. Bunlar ayrı. Clear Dungeons falan denmiş. Burada görev olarak baktığımızda arkadaşlar gideceğimiz yer burası. Ama oyun bize şöyle bir güzellik yapıyor. Bu da daha önceki Diablo oyunlarında olmayan bir şeydi. Önceki Diablo oyunları gayet çizgiseldiler. Ve hani sıradan gitmeniz gerekiyordu. Ama burada bakınız. Gidebiliyor olsam. Görevim, ana görevlerimden bir tanesi burada. Bir diğeri de burada. Niye gidemiyorum? Oyunun bu versiyonunda yani beta versiyonunda buralara gitmek yasak olduğu için. Dediğim gibi Fractured Peaks denen bölgede şu bölgede kabaca takılabiliyoruz. Beta'da eğer ki siz de 24'ünde oynamayı düşünüyorsanız buraları oynayabileceksiniz diyelim özetle. In activities. Ha buradan bakarken normal böyle işaretleyip yolumuzu da çizebiliyoruz. Hatta şuradan bir tane Menestat Kapırız. Şuradan gidelim. Yan görev için konuşalım. Bakın başka oyuncular da görebiliyoruz bu esnada. Şu Elysia, Cesaret falan filan. Bunlar hep diğer oyuncular. Hub'larda falan ya da açık dünyada zaman zaman karşılaşabiliyoruz insanlarla. You seem concerned. Yes, well, Bozan has yet to return from delivering our tithing demands to Menestad. Perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long. Bağış toplayan bir abi geri dönmemiş, onu bulacağız. Azakil, çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Onu aldık. Şunu da alalım. König Ragnar falan. Buradan... Not while I'm in town. Ha, you cannot do this in... Ha, şöyle. Nightmare ve Torment gibi zorluklar da bulunuyor. Bunlar daha evvel ben bakmamış mıydım yoksa yeni mi bunlar acaba? Emin olamadım. Önceki oynadığımdan hatırlamıyorum. Level 70 üzerinde Torment zorluğu açılıyor. 50-70 arasında Nightmare açılıyor. Veteran ve Adventure başlangıç zaten. Onlarda bir sıkıntı yok. Ekstradan ne geliyormuş? Sacred Items, Ancestral Items and New. Güzel. Daha fazla gold falan filan. Tamam klasik. Zorlaştırınca daha çok şey kazanıyorsunuz. Guard Boza, Half-Year's the Stigard. The new militia recruits have been training night and day. They deserve a little praise. Muhafızlar çalışıyorlarmış. Mind giving them a cheer for me? Easy coin for you, a boost of confidence for the recruits, and I get to go. Hatırlıyorum bu görevi. Yalandan böyle görev koymuşlar. Şimdi şey, eğitim yapanlara gazlayacağız böyle, şey yapacağız, tezahürat yapacağız. Moral olsun diye. Şurası hemen. Aynen. Mavi diye de gözüküyor zaten. Emotları kullanmayı öğretiyor aslında. Oyunda böyle emotlar bulunuyor. Cheer nerede? Ha şu. Impressive. Olmadım ya. Well done. Şöyle yapalım. Journal'ı bir kere daha yaparsak I'm impressed. Şeyi nasıl yapıyordum ya? Tam skill'lerimi görebildiğim şey skill'lerimi diyorum ya. Görevlerimi görebildiğim bir şey açılıyordu ama henüz açmadık mı? Neyse çok önemli değil. Geri dönelim. Başardık zaten görevi de. Thanks. I hope they don't get used to it. Görevi tamamladık.
ekstradan neymiş? Herb cash. Ha. Crafting materyaller bulmuş olduk bu sayede. Ama artık esas görevimize gidebiliriz. Cathedral of Light diye geçiyor değil mi burası? Aynen. Ortam falan da bu arada gayet. Şu ne yapıyor? Şunu ha bunlar. Oh glorious father. Father Inarius. Bless the child that grows. Father Inarius'a baba, Lilith'e de ana diyorlar. Ama bunların arasını bozan neydi onu hatırlayamadım. Children of darkness. But the father's light can be sought through penitence and faith. Walk in the light. We must be ever vigilant against sin, brother. Yes, Reverend Mother. Let the light of Inarius burn away wickedness. Let not temptation lead you from his holy radiance. Let righteousness sear away corruption and sin. Cast out thy darkness, for only light must remain. Cast out thine darkness, for only light must remain. Is this the one from Neves? Yes, Reverend Mother. Did Lorath not accompany you? He sent me on without him. Putting faith in that old man was a mistake. What could possibly be of greater import? Lilith. So, you know. Vay, Lilith'in döndüğünü biliyorlarmış zaten aslında. Bizim de bilmemize şaşırdılar. We have received word from one of our knights. Diablo 4, Diablo 3'teki gibi drop üzerine mi olacak, craft ağırlıklı mı? Yani her zaman drop üzerine odaklı ama crafting'de çok daha önemli bir yer tutacak gibi gözüküyor. Crafting materyaller var çünkü bir sürü. Selamlar yeni gelen arkadaşlar, bu arada hoş geldiniz. You would have the gratitude of the Cathedral of Light. I had thought to send Lorath, but again, he fails in his duty. With or without Lorath, the will of Inarius shall be done. Güzel. Lorath'ın yapmadığı bir görev için yine bizi yolluyorlar gibi bir durum var. Take the knight's report before you go. Knight's report. Reverend Mother, I received a report of a potential demon sighting. Horned woman near Yelesna Mines. Performed routine inspection. Nothing yet. Sent in priest and escort of knights. We'll report in when we find something. Level atladık bu arada. Spark'a mı birazcık daha level atlatsam yoksa... Şunu yapalım. Ha, şunu açmadım ki ilk önce. Olur. Levelimizi gene atlatacağız zaman içerisinde. Şimdi tekrar haritayı açayım. Gideceğim yer bu yan görev bölgesi. Mavi olmasından anlayabilirsiniz. Ana görev bölgesi de burası. Ben şuna doğru da gideceğim. Ana görevden devam edelim. Zaman içerisinde yolumuza çıkan yan görevleri de tabii ki yaparız ama ya ilginç bir biçimde benim çok daha rahat görebildiğim bir yer vardı. Air filter, air zone. Allah Allah, menüyü nasıl açtığımı bulamıyorum. Aha dur ya, burada işte. Sola basmam gerekiyormuş. Evet, bütün her şeyi burada görebiliyoruz. Priority questler diye de ayrılıyor. Side questler de burada çok net biçimde gözüküyor. Mesela işaretlediğimde çat diye direkt burayı işaretledi. Ama benim dediğim gibi istediğim şey şuradan devam etmek. Ana görevden şimdilik gidelim. Ah be. Yandık şeyi görmedim bir saat. Ha, nihayetinde bulduk, sıkıntı yok. Lan? Şu an bug oluyor burada.
Geçirmiyor resmen. Umalemon, çok teşekkür ederim Prime'li abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Aa. Bak şimdi bu geçecek, ben geçemeyeceğim. Ha, o da geçecek. Ha yok, geçti. Oh no. Niye böyle oluyor ya? Şeyde bağlantı problemi var ya, server patlayacakmış gibi hissediyorum. Çok acayip. Mentalici, çok teşekkür ederim abone olarak destek olduğun için. Şöyle bakayım. Şunu işaretleyelim. Dedim unlocking weapon. Ha şey, waypoint'i açmadığım için de olmuş olabilir bu. Bak bu arada priority quest'i atlayınca bundan ötürü mü gerçekten ya? Emin de değilim. Deneyeceğiz. Olmadı, bir yan göreve doğru gitmeye çalışırız. Bunlar beta oynuyorsanız arkadaşlar net oluyor bu. Tam sorum çıktığında olmadığı sürece problem yok. Böyle baktığımızda okey. Şimdi tekrardan. Zaten burası işaretliymiş ama bir daha da işaretlemiş olalım. Bu aradan hoplarız. Exploring Sanctuary, tamam. Waypoint'in nasıl çalıştığını falan anlatacak. Oyunda bu arada bunlar zamanla açılacak olan şeyler. Waypoint sayısı düşündüğünüzden de epey fazla. Mesela Kyobashat bir şehir ve waypoint olarak, yani daha önceki oyunları oynayanlar hatırlayacaklardır. Sadece hani ana şehirlere ışınlanabiliyorduk. Hani hub olarak. Yol üzerinde strongholdlar falan temizleyip, buradan geçiş de varmış. Güzel. Stronghold'lar vesaireler temizleyip yeni, işte daha böyle kimisi irili kimisi ufaklı farklı şeylerde şehirlerde bulabiliyorsunuz. Bir şehrin mesela haritada üzerine geldiğinizde otomatik olarak bakın hizmetler gözüküyor. Bazı şehirlerde bazı hizmetler var, bazıları olmayabiliyor. Kyobashat büyük bir şehir olduğu için hemen hemen bütün hizmetler bulunuyor. I need time to prepare that. Bu arada buradan çıkış yapamadık az evvel. Aşağıdan çıkış yapmış olduk ama muhtemelen gitmek istesem oraya da gidebileceğim. Bir sıkıntı kalmamış olmalı. Gerçekten de waypoint'i açmadığımız için yaşadık o problemi diye tahmin ediyorum. Event. 6 level event. Peki 6 level. Yol üzerinde böyle karşımıza eventler de çıkabiliyor arkadaşlar. Bunları da çıktığında yapmakta yarar var. Eğer gözükürse. Bu bir bağlantı veya server problemi olsa gerek ya. Normalde direkt buraya geldiğimiz gibi pat gibi pat diye başlaması lazım bunun. Başlamıyor. Bakalım gitmek istediğimiz yere gidebilecek miyiz, onu görelim. Karşımıza düşman da çıkmadı normal. Aha. Müsaade etmiyor gitmemize. Ah dur, şeyler geldi. Bu bağlantı problemi ya. Şu şeylerin içerisinde durarak düşman keseceğim. Kestikçe bunların kanları şeylere, bu yandaki, aynen. Bu da kırıldı. Şunu da 40 saniye bitmeden toparlayabilirsem. Bu da tamam.
Ha, survive. Ben belli bir sürede bitirmem lazım zannediyordum. Daha biraz dayanmam gerekiyor. Bu daha iyi mi? Daha iyi. 38-37. Bunlar yeteri kadar iyi değiller ya. Obol topladık. Obolları Curiosity Vendor'larda harcayabiliyormuşuz. Eventler karşılığında obol diye bir şey topluyoruz. Obolları nerede görüyoruz? Ha, şurada sağ altta bakın. Altın var. Şurada gösterebilirim. Altın var. Red Dust diye PvP tarafında toplanan bir şey var. Bir de obollar var. Bu obolları Curiosity Vendor'da kullanıyoruz. Curiosity Vendor'da birazcık gambling kafası. Şeyde Diablo 2'deki Jeet ya da Diablo 3'teki Kadala gibi. Bu arada kestiğimiz kurtlardan deri de çıkabiliyor. Az evvel topladık. Serverler bir tık kendine geldi gibi. Normalde geçirme diye yerleri de geçiriyor artık. Zaten event çıktığı zaman aynen. Geç geliyor. Arkadaşlar deli gibi yoğunluk var belli. Bu FPS düşüşleri de serverdan ötürü olabiliyor. Diablo 3'te de böyle bir şey vardı çünkü. Lag olduğu zaman bunlardan şu daha net işime yarar mı benim ya? Olur. Hadi bunu açalım. Sonra upgrade etmek için bunları gene kullanırız. Bir başka kasabaya da gelmek üzereyiz. Şuradan geçtiğimizde evet. Yelezna'ya da gelmiş olduk. Bu Yelezna'da da ekstradan yan görevler de yine bulunuyor. Ana görev zaten burada. Ben şu yan görevleri önce bir alayım. I provide a steady supply of, shall we say, specimens. For the I require a host of intact ghoul heart toplamamızı istiyor. Yaparız, sıkıntı yok. Unlock waypoint. Waypoint'ı da açtık. Hah. Bu arada şey de toparlanmış oldu. Bakın arkadaşlar, oyunla beraber yeni gelen şeylerden bir tanesi haritalar bölgesindeki mesela şurada gördüğünüz renown sistemi. View reward dediğimde ya da şunla baktığımızda V'ye bastığımızda bakınız. Renown topladıkça ki bunu waypoint açarak, yeni bölgeler keşfederek, strongholdları temizleyerek, yan dungeonları, zindanları temizleyerek, Lilith altarlarını bularak ya da yan görevler yaparak tamamlayabiliyoruz. Yeteri kadar topladığımızda bakın 3000, yani ilkini tamamladığında 3000 gold artı bir skill puanı kazanacağım. İkincisini tamamladığında şuradan görebilirsiniz. İşte potion charge gelecek, yine skill puanı, maksimum mobile'lu artacak falan filan diye böyle giden bir şey. Belli bir zorlukta yapmam gerekiyormuş bak mesela bunu. 3 diye de yazıyor burada. Nightmare'ı da yaparsak anca oluyor falan filan diye. Bunları yaptığımda ekstra dediğim gibi bana avantajlı olacak. Mesela Paragon Point veren de varmış ki bu da bayağı önemli. Endgame kısmında Paragon levelleri atlıyorsunuz. Onları da daha yüksek şeylerde buluyorsunuz ama onu daha biz de görmedik. Oyun tam çıktıktan sonra olacak. Bu betada göreceğimiz bir şey değil. Pekala, buraya gelmişken şu yandaki göreve de alayım. Yan görevleri şuymuş pardon. Pilgrim Leather. From Yelezna. Tamam, bu Pilgrim'i bulmamız gerekecek. Traveler's Prayer diye bir yan görevde aldık. Ama hiç bölmeyelim, bozmayalım. Biz ana görevimizden devam edelim. Bu Blacksmith'te All Junk. Bütün Junk'ları yok edebiliyorum. Transmog'lar açıldı. Patlattıkça böyle hani Junk'ları salvage ettiğimde yani hurdaya çevirdiğimde crafting materyal kazanıyorum. Aynı zamanda da crafting materyali çevirdiğim silahın ya da zırhın transmog olarak yani kozmetik olarak tipini değiştirebilmek adına kullanabiliyorum. Bu şekilde oluyor bu. What do you need? Neye ihtiyacım var? Beni Pravason yolladı. Vigo'yu arıyorum. You and that nuisance of a child both. Girl's been nagging us about that demon woman all week. Vigo's gone, looking into her claims.
Viggo gördüğü şeytan kadının peşinden gitti diye bir haber de aldık. Bakalım bu Viggo bize nereye götürecek. Watch yourself out there. Tarnished Luster. Quest progress saved. Şöyle bakalım. Bu yan görev bölgesinde gibi gözüküyor zaten şey. Şu görevde. Ha, direct track diye de gösteriyor. Şu neymiş? Traveler. Tamam. Yol üzerinde şunu da işaretleyeyim. Şuradan geçerken Ghoulheart'ta toplarız. Yeni bir bölgede keşfettik. Hop, bir Ghoulheart burada var. Skill'lerimin upgrade'leri sayesinde şeyle öldürdüğümde, yıldırımla öldürdüğümde zaman zaman böyle yıldırım orb'ları düşebiliyor. O orb'ları aldığımda da bana yaklaşan düşmanları otomatik olarak çarpıyorum diyeyim. Güzel, bunu tamamlamış olduk. Geri döndüğümüzde kasabaya onu teslim ederiz. Şuna da buraya kadar gelmişken bakalım ya. Bir yan görev üzerinde yapalım ya. Burada hani babalar gibi gördük. Gördüğünüz üzere renownum arttıkça bana ekstradan upgrade veren şeyler bulunuyor. Uzun bir görev midir? Çok da bilemiyorum ama. Reach your destination. Burada birazcık dedektiflik yapmamız gerekecek. Yandış polio diye bir şey bulduk. Evet, tamam. Speak poly. Ha dur, şuradan şey yaparsam. Beklersek şuradan. Bu tarafa mı gideceğiz acaba? Burada bir izler var. Critical'larla adam öldürdük diye. Allah Allah, tam nereye gitmem gerektiğini göstermiyor. Burada araştırma, yani neyi gösterdiğini de çözemedim. Allah Allah. Ha, give thanks. Ha, emote yapacağız. Thanks. I appreciate that. Şimdi anladım mevzuyu. Pat diye de görevde. Ben aldığım şeyler. Ha, consumable. Oh, magic elixir. Kaç level? 35 level olunca açılabiliyormuş bunlar. Oha. Bir saniye cooldown. Increase damage against Godman. Farklı farklı bazı elixirler. Çok da bir işimize yaramıyormuş ama en azından seviye atlamış, şey seviye diyorum yani experience almış olduk. Güzel. Buradaki görevi de tamamladık. Lances, çok teşekkür ederim. Mentalici, bu arada teşekkür etmeyi unuttuysam sana da, şimdi ismini gördüm, şimdi fark ettim. Teşekkürler arkadaşlar abone olarak destek olduğunuz için. Bu upgrade olabilir ama değilmiş. Bunları da boşver. Viggo ile konuş. Ha, başka bir kamp bulduk. Okey, burada da şey var mı acaba? More strangers in the camp.
Oyun gurmesi çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Bunu alalım. Orvein. Bakın buradan maden de bulduk. Are you Vigo? I was sent. Hey. Aha, Neyret. I know what I saw. She had horns like a beast. Strode right past where you stand. Just think, my mother's trapped in there with her. You let my mother through, sir. Shouldn't you be responsible for her safety? Bu arada hızlı geçme ya da işte efendime söyleyeyim takılma gibi glitchler oluyor sinematiklerde. Bunun sebebini araştırmak gerekecek. Maybe you can help me. İnandıramadığı için en sonunda belki sen bana yardım edersin diye. Yani Lilith'i görmüş, insanları inandıramıyor. Ya bununla değil, şununla konuşacağız. Reverend Mother Prava sent me. She did. O mu yolladı? The horned woman is the demon Lilith. Boynuzlu iblis Lilith'in kendisi. That can't be. Neyrel inanamıyor. My mother taught me that name. You speak of the daughter of hatred. Ondan bir söyleyeyim bir şey Betanet'ten namazı. Neyi sordun Umanemon? Görmedim. She wasn't angry, was she? There's more than your job at stake here. Come on. Let's get this over. İlk izlenimim nedir? Ben ilk izlenimi çoktan paylaştım. Daha evvel görmediğim bir şey, hani sizle beraber görmek için oynuyoruz. Multiplayer'daki videoya göz atmanı tavsiye ederim. Ekstradan daha böyle detaylı bir şey söylememi istiyorsan. Ama yani çok net bir şey ismini söylemekte açıkçası yani ya oyunun da erken aşamasını görüyoruz sadece. İlk aktını gördük. Hani bana kalırsa şeyi bekle. Hani almak için hani son izlenimimizi, incelememizi falan bekliyorsan oyunun çıkmasını beklemekte yarar var. Ama genel itibariyle benim izlenimim şu ana kadar iyi. Yani buna güvenip 1200 lira da verilmez ama ben söyleyeyim yani net. Şimdilik. Lan. Acele etmeyin. Çıktığı zaman daha net bir biçimde konuşuruz. Ama yani. Önümüzdeki hafta kendiniz de deneyin. Herkese açık olacak bu arada. Ön sipariş vermek zorunda değilsiniz deneyebilmek için. 24 ile 26 arasında oynanabiliyor olacak. Buradan geçemiyoruz şu an. Ha şeye gideceğiz. Bir gene görüntü gidip gelecek arkadaşlar. Bir ufak bir ses gecikmesi var gibi. Benim Elgato gitti gidiyor.com arkadaşlar. O yüzden böyle arada şey atmak gerekebiliyor. Mesela atmak gerekebiliyor. Condemned Mines'de. Madenleri direkt dalacağız. Dövüşler karmaşa gibi. Yok ya bu dövüşler şimdilik karmaşa değil. Endgame'de muhtemelen ortalık dağılacak. Çünkü her Diablo oyununda yaşanır o. Bundan hiçbir adam olmaz. Daha çok başlarındayız. Daha kalabalık bile gelmiyor düşmanlar. Hop dur ne yaptın? Ben level atladım mı bu arada? Yok atlamadım daha. Bu şok lan sağ ol. I'm not ready yet. Bir level daha böylece atladım. Şimdi şunları da alayım. Şuradan bir bakalım. Şimdi yeni bir seviye açtığım için artık buradakilerden de bir skill açabiliyorum. Burada hemen bakacağım. Ice Armor, Frost Nova, Cold'dan gitmiş hep. Böyle ekstradan daha pasif olan mesela Lucky Hit, Critical Hit, Cooldown. Ekstradan böyle sadece aktif skill'ler değil pasif skill'ler de hani elde edebiliyorsunuz.
Glass Cannon diye bir şey ekstradan da varmış. Ama ben burada teleport istemiyorum ya. Teleporta şimdilik ihtiyacım yok. Rakimist, çok teşekkür ediyorum 6 ay önden abone olduğun için direkt. Vay be, 6. ay abonelik değil, direkt önümüzdeki 6 ay boyunca abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Düzenli yayınlara da başlayacağım inşallah. Hani senin bu 6 aylık aboneliğin içerisinde. Bir kez daha da teşekkür ediyorum desteğin için. Yaz aylarında inşallah daha sık görüşeceğiz. Ya da en kötü ihtimalle yaza kadar da etkinliklerde yine buluşacağız. Teleportu açmaya kasmayacağım ya. Ben direkt hasar vermeyi oynamak istiyorum. Şunu bir level atlatsam. Modifiers. Each times. Next rank 6'ya çıkıyor. Çok da fazla arttırmıyor gibi de. Şuna da bakalım. Next rank 33. Kaçtan 33? Ha, 30'dan 33'e çıkıyor. The Flame Shield. Defansif skill'ler. Hadi alalım ya. I need time to prepare that. Üç saniyede 15 düşman. Ha, Swift Hunter'ı açtık böylece. Okay. I need time to güçlendikçe challenge'ları da tıkır tıkır yapabilir oluyoruz. Beams are too damn old. Shaking like leaves. Bunlar... Şu bariyerleri kim yapıyor, ne yapıyor onu tam çözemedim. Anyway, what would draw Lilith here? Lilith'i buraya ne getirmiş olabilir? Prava doesn't tell us anything. No one goes in, nothing comes out. That's all. Bayağı bir katliam dönmüş burada. Bakacaklar. No lift. Asansör çalışmıyor. Must be deeper down. Hala daha çalışmıyor. Daha da derinlere ineceğiz. İnelim. Şu kapıdan geçebiliyor muyuz? Gidelim. Şuradan karşı tarafa geçerim diyor. Peki. Geçti, aç. O açana kadar. Selamlar, hoş geldiniz yengen arkadaşlar. Yoda, hayatımda ilk defa beni Instagram'da engellemiş, o da sizsiniz. Beni bir yere etiketlemişsindir. Başka hiç kimseyi engellemiyorum. Böyle çekilişe falan etiketlediysen, gecenin bir yarısı falan hatta denk geldiyse, net... Quick thinking. Sure. Lan? Aa, üstüme yıkıldı diye stun yedim. Karakter yere düştü. Rodin ya, hoş geldin. Sonunda yayınla denk gelemedim. Evet, çok sık yayın açmıyoruz bu arada. Bu arada bir sonraki yayın dediğim gibi, yani daha evvel söylemiştim. YouTube'da izleyenler de varsa 23 Mart Perşembe gecesi Future Games Show var. Pek çok bağımsız oyunun gösterileceği şahane bir etkinlik Future Games Show. Onu izleriz belki beraber. Yani %90 izleriz. Ama Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 1 falan gibi oluyor. Geç olduğu için nasıl olacak tam emin değilim. Siz beni Twitter, Instagram, Discord falan buralardan takip ederseniz ben illaki duyurusunu yaparım onu. Haberiniz olursun. Uzaktan çalışalım. Hop, mevcut mu Diablo'da? Evet.
arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Klan falan da kurabiliyorsunuz. Out of mana. Once again. Rica ederim yolcu. Hoş geldin tekrardan. Steel Skylines'deki ilk bakış. Hey yavrum. Olacak olacak. Canlı yayında mı olur çok emin değilim. Ama yani bu sene içinde çıkacağı bekleniyor Steel Skylines 2'nin. Onu da oynarız arkadaşlar. Yani en kötü ihtimal Let's Play kanalımda videoları olur yani. Yeni bir şey gelmiş. Dur bakayım bu ne? Aa ring. Okey. Hmm, resistance veriyor, life on kill. Çok iyi değil ama sonuçta başka bir şeyim olmadığı için gayet takılır. Bu iyi değil, bu da iyi değil. Bu upgrade. Bu değil. Ha şey, konuşmamız lazımmış. Konuşalım. Burada tıkılı kaldık. Hogwarts Legacy oynamayı düşünmüyorum arkadaşlar ya. Statue. It's her. The way I saw her. Lilith. We need to find my mother. Buradan geçmiyor. Ha, aşağı ineceğiz. Nereden ineceğiz? Şuradan. I'm not ready yet. Over there, the hoist. At last, I'll ride out. Ah, ceset sıkışmış buraya. Slain. What happened? Okay, konuşalım. We need reinforcements. Desteğe ihtiyacımız var. No, we can. What was that? It came from beyond the gate. Kapının karşısından şey geldi. Ses geldi şu kapı. Yani dümdüz devam ediyoruz. Tabii ki beklemeyeceğiz arkadaşlar. Bizim gibi enayi varken niye destek bekliyorsunlar? No. Oh. The escort. Burada they're all dead. Muhafızları bayağı biçmişler. Yerlere işaretler de çizilmiş. Over there. Bir tanesi yaşıyor. Kim yaptı bunu? A woman. Vigo. Diablo 3'e başlasam eski gelir mi? Yani biraz eski bir oyun ama o kadar da eski değil, oynanır ya. Uygun fiyattan bulursanız yürüyün. She wasn't human. She was a demon. Lilith geçmiş işlerinden. Sanctuary'nin annesi olduğunu iddia ediyor. It was a damn bloodbath. The other woman. Kan gölüne dönmüş ortalık. She begged for her life. Well, I spared her. Let her deeper in. Yanında da bizim yanımızdaki ablanın annesi var. She's lost. Vigo. You must listen. Steel did nothing. Spells. Prayers. All useless. Go to Corval. Tell Pro. Raise the army. The father. Evil itself. Herkese haber verin. Inarius'a da bile haber verin. Hiçbir şey işlemedi. Bir şey bulmanız lazım falan diye de Grandan bizi uyardı. Ve son nefesini de verdi. I'm done for. Your mother told me this trinket would bring good fortune. To think I trusted her. She bribed you with it, didn't she?
You weren't supposed to let her through at all. Nehren'in annesinin de geçmesine izin vermemiz gerekiyordu ama işte. Not by me. Not anymore. Prava will know what to do. Beta belli sınırı var mı? Evet, 25 level'e kadar karakter kasabiliyoruz. Bir de ilk act'te oynayabiliyoruz sadece. Bunun mobil versiyonu var. Diablo Immortal arkadaşlar, mobil versiyonu dediğiniz spin-off oyun, bambaşka bir oyun. I'm sorry, kid. He really just left us. It's up to us now. Vigo bizimle gelmiyor ama biz devam edeceğiz yolumuza buradan. Lilith can't be too far. Direkt bu taraftan arayacağız. Yani yol bu kadar değildi belli ki. Neyse. What is this? How your mind races. Yes. I am Lilith, mother of sanctuary. Daughter of Venart. Ha. I have. Annesinin adı Venart'mış. You hunger for knowledge. Annesi bilgiyi arıyor. O da ona bilgiyi vaat ederek kandırıyor gibi bir şey var. No, I taught her how to survive. Is that what you want to believe? Senin soruların var, cevaplar da bende. Kozmos'un özünü biliyorum ben falan. Bayağı evrenin özünü biliyorum falan demiş. Optimizasyonda bir sıkıntı ya. Optimizasyon problemi miydi? Bağlantıdan ötürü. Şimdi oyun sürekli online olduğu için bazı yerlerde takılmalar oldu. Sinematiklerde falan takılmalar oldu. Ama yani ben aynı problemleri şeyde yaşamadım. Ben bu oyunu daha evvel, yani iki ay evvel falan oynadım arkadaşlar. Oynarken, o zaman oynarken kalabalık da değildi. Daha kapalı bir şeydi. Orada optimizasyon problemi yaşamazken şimdi niye yani FPS düşüşü yaşadım onu anlamadım. Onu bir araştırmak lazım. Tam olarak optimizasyon problemi mi? Serverlerde yoğunluk olduğundan mı oldu falan? Onu çözemedim. Bakmak lazım. Ama yani bir takım takıntılar, sinematikte takılmalar, bir bölgeye girememe gibi durumlar, lag gibi durumlar yaşadık aslında. Lag'a benzer durumlar yaşadık. Bunun tam sebebini anlayabilmiş değilim. Öyle diyeyim. Her blood was fed to me once. Biz görebiliyoruz ama Neyen göremiyor bu arada. Muhabbet de onun üzerineydi. Annesiyle Lilith arasındaki şeyi niye görebildiğimi anlattı bize. Allah be. Bayağı bir şeydi o. Aha, Chalk Writing on Ancient Symbol. Lilith saw a way to escape eternal. Evet, Lilith sonsuz savaştan kaçmanın bir yolunu gördü. Her şeyin Melek Inarius'u baştan çıkartmasıyla başladığını söyledi. Bu kadar zamandır o da her insan kadar, herkes kadar işte düşebilen bir karakter. Düşebilen dediğim kandırılabilecek gibi düşünün yani. Nice. O yüzden Inarius'la yani aslında Lilith Inarius'u manipüle etmiş. Her ne kadar ikisi birlikte Sanctuary'nin yaratıcısı olsalar ve insanların da yaratıcısı olsalar da durum böyle. Şuradan geçmek gerekiyor sanıyorum. Yani buradan da gidilebilir. Belki en azından şunu. Aa dur bu neymiş? Lilith Sanctuary's mother. Lilith Sanctuary'nin annesi. Tamam hayat dur. Onu gördüğüm anda doğru söylediğini anladım. She used Inarius to craft this world refuge from eternal conflict. Tamam, Inarius'u kullanarak sanctuary'yi yaptı diye nokta. Şuradan gideyim ya. Geçiş yoksa da. Level 9'da olduk. Level 9 olduğumuzda ne açabiliyoruz? Burayı şimdilik açamıyoruz. Daha 4 skill puanına ihtiyacımız olacak. Bunun olayındadır. Teleport school'dan dekoruz. Yok o çok da önemli değil ya.
şey upgrade'e başlayacağım. Bu neymiş? Charge bolt yok, bunlar lazım değil. Şunu upgrade'e başlayayım ya. Ya da onu değil. Bir dakika, gene geçiş yoktu değil mi? Eminiz. Aynen, geçiş yok. Tamam, yanlış yola girmişim. Aşağıda okunacak başka bir şey daha varmış. Daha ben görmemişim gibi de şu an fark ettim. Şu taşlardan, az evvel okuduğum taş gibi taşlardan var. Oyunla alakalı ilk izlenimlerimi görmek istiyorsanız arkadaşlar, multiplayer kanalında Diablo ile alakalı 2 ay evvel falan video yapmıştık. Ona daha detaylı bakabilirsiniz. Yani şu anda da gördüğünüz üzere gayet keyifli akıyor. Ama işte yani daha görmemiz gereken epey bir şey var. All my life I sought the origin of... Bütün hayatım boyunca insanlığın temelini araştırdım, kökenini araştırdım. Her seferinde kökeni oraya dayanıyordu, yani Lilith'e dayanıyordu. From the Union of Angels and Demons. Melekler ve şeytanların, iblislerin ya da diyelim, birlikteliğiyle beraber ilk insanlığın ilk jenerasyonu ortaya çıktı. Çok güçlüydüler. Yani dağları yerinden oynatıp denizleri titretebiliyorlardı. Nefalemler bu kadar güçlüydüler. Worldstone'un kurulmasından evvel. Aşağı inmeden evvel şu tarafa da baksam mı ya? Açılmıyor. Tamam, aşağı ineceğiz. Tamamdır. Az... Aha. Black Lake. Böyle şeyler koymuşlar. Manzaraya tekrardan bakıyoruz. Karagöl. Daha sonra tekrardan uğrayacağımız bir yer demek ki. Otomatik mi saldırıyor? Yok. Basıyorum her seferinde. She was so proud of taking this part. Lead and nurse part. Bu kısmı anlatırken gururlandı. Lilith ve Inarius son bir çocuğu oldu. Ratma. Tamam, doğru hatırlıyormuşum. Ratma ilk nefalem. He is wise beyond years. First to untangle the power of necromancy. Hah. Tamam, necromancy'nin, yani necromancer'lığın ilk hani şeyi başlatanı diyelim yani, icat edeni. She says his there lies deeper in. Ratma'nın mezarı diye düşünürsek, layer demek saçma olur, yaşamıyor olması lazım mantık olarak. Buradan daha derinlerde imiş. Şurayı araştıralım. Ha, cradle. Bir aşağıya da devam edeceğiz. Hadi bakalım. Neyrel'in annesiyle Lilith Ratma'nın mezarını bulmaya çalışıyorlar. Hatta bir görsel daha burada, şey görsel dediğim görüntü, vision burada bulacağız gibi gözüküyor. So curious. You are eager to know why you were spared. Neden seni öldürmediğimi merak ediyorsun. Yes. Evet. Do you have faith in me? Bana inanıyor musun? I İnanmak istiyorum. Venat çok good. Olmayacak işler görüyor ya. Yani. Güzel. Şimdilik. All you need now. Is that we are going to meet my son. Bilmen gereken tek şey, oğlumla buluşmalıyız. Ratma mı? İlk necromancer mı? He is that and more. Evet, o ilk necromancer ve daha da fazlası. Benim planımın
anahtarı kendisi. It sounds like they're searching for Lilith's son, Rathma. Together. Yavaş yavaş hikaye kafanızda canlanıyor mu? Rathma, ilk nefalem, yani işte Inarius ve şeyin Lilith'in oğulları ve inanılmaz da güçlü. Bunca zaman Yodachu, çok teşekkür ederim abone olarak destek olduğun için bu arada. Hoş geldin tekrardan. Bunca zaman Lilith'in planlarında hani Sanctuary'yi yaratması, hatta ve hatta işte ilk nefalemleri, yani insanları da aslında yaratması planının bir parçasıymış. Hem cennete hem de cehenneme karşı belli ki. Detaylarını henüz bilemiyoruz ama şimdiye kadar gözükenleri parçaları bir araya getirdiğimizde böyle bir şey çıkıyor ortaya. Out of mana. Once again, I need time to prepare. Bak, sizin nakit avans çekip alacağım. Arkadaşlar, krediye girmeyin ya. Yani oyun alacağım diye. Yani ne bileyim. Şimdi sonuçta kredi kartıyla almaktan farklı olmayabilir mevzu da. Yani ya, oyun güzel, keyifli. Diablo'yu seven bir insan da, yani şimdiye kadar gördüklerimizden hareketle sever muhtemelen, ama tam sürümü çıkmasını beklemenizde gene yarar var. Şimdi oyunun belki ilk 3 saati de zevkli ama end game'i tırt. Şimdi yani 1500 lira verip 10 saat oynayıp bırakacağınız bir oyunda olmaz. Gerçi 10 saatten uzun olacağından %100 eminim de. Yani gene de. Acele etmeyin arkadaşlar ya. Önümüzdeki hafta betası var. Oynayın, bir kendiniz de deneyin. Almaya karar verirsiniz sonra. Ya içim rahat etmiyor. Oyunu alın demeye yani. Hani ben alacağım. Net alacağım. Ama yani... YouTube'dan izleyen arkadaşlar, sizlere de hani şey olsun. Chat'te çünkü bayağı şey muhabbet dönüyor. Ulan 1200 lira taksitle avansama girsem nasıl yapsam falan diye muhabbetler görüyorum. Yani. Neyse. Lilith open my... Lilith gözlerimi Inarius'un suçlarına karşı açtı diyor. Neyrel'in annesinin yazdığı notlar bunlar. Lilith, şey pardon, Lilith diyorum. Inarius Lilith'e ihanet etti ve onu sürgüne yolladı. Çocuklarının gücünü sınırladı. Çocukların gücünü sınırladı dediğimiz kısım da şu, Diablo 2'de de anlatılan hikayedir. Bu Worldstone. Dünya taşı yapılarak nefalemlerin gücü sınırlanıyor. Normal insana dönüşüyor nefalemler. Yani normalde dağları falan devirebilen şeylerken bunlar, varlıklarken, hani hem meleklerden hem de şeytanlardan daha güçlü olma potansiyelleri varken böyle sınırlıyorlar. Bütün bunları Lilith ihanet olarak algılıyor tabii. He is the reason. Bizim zayıf olmamızın sebebi o. Ölmemizin sebebi o. Bizden korktuğu için bizi mahvetti. Şimdi ona korkmakta haklı olduğunu öğreteceğiz. Göstereceğiz. Yani niye günlüğünü taşa yazdın diye de sorarlar tabii. Neyrel'in annesine. Ve Mehran diye ismini de unuttum şimdi de. Daha az evvel okumama rağmen. Ya şu noktaya kadar... Lilith hakikaten güzel bir şey, kötü karakter, yani kötü adam diyeyim yani, kötü kadın, kötü protagonist, antagonist diyelim ya da daha neti, cinsiyetçi olmadan. Çünkü kötü kadın deyince dilde öyle bir kullanılmış ki farklı şey akla geliyor, kötü adam deyince başka bir şey geliyor. Buradan gidelim. Yani motivasyonu falan belli, başına gelenler belli. Sonuçta Eternal Conflict'ten, sonsuz çatışmadan, hani cennet cehennem arasındaki sonsuz çatışmadan sıkılıp kurmuş buraları. En başından beri mi herkese ihanet etmeyi düşünüyordu, yoksa koşullar mı onu bu noktaya getirdi falan? Bunlar ilginç. Bizim karakterin adı niye hanım? Çünkü ben hanım, bu da benim hanım. Dünyanın en kötü hikayesi. Yani sözde hanım kelimesinin kökeni öyle bir şeydir ya. Cengiz Han mı hatta diyor, ben sizin hanınızım diye ordusuna şey yapıyor. Bu da benim hanım diye falan.
Oradan hareketle hanım koydum yani. I need time to prepare. YouTube'dan izleyenler, başından beri izleyenler biliyor zaten. Yayının başında olanlar da biliyor da. Blocked again. Does Lilith know we're coming? Hadi bakalım. Aha. Mini boss geldi. Rohaksa, mini boss değil, Elit. Okay. Öldü lan pat diye. Okay. Yani boss değilmiş zaten, evet, Elit bir şey yani, o yüzden. You've mastered your fear. Korkunda ustalaştım ama hala senin acını hissediyorum. Ha, kızını özlüyorsun. My magpie. Benim kuşum. Korkuyor olmalı şu an. Git veya bekle. Ya yani git veya kal. Seçme vakti. I trained her well. Onu iyi eğittim. İyi bir çocuk. Güçlü. İyi olacak. Deyip gitmiyor. Doğru seçtin çocuğum, diyor Lilith de. Rathma'ya ulaşmak için bu yıkıntıların dibindeki gölden geçeceğiz. Bir ritüel yapmamız gerekiyor. Öğreteceğim sana. Good. You're ready for lesson one. Blood is the key. What did you see this time? I don't need to. İlk ödev için hazırsın. Lilith plans to teach your mother a ritual. Lilith annene bir ritüel öğretecek ama kana ihtiyacı var. Your mother seemed receptive. Annenle kanki olmuşlar Lilith. We have to reach them. We have to reach them. Onlara ulaşmamız gerekiyor. I need time to prepare that. Pat diye döndük. I'm not ready yet. I'm low on precious mana. I'm not ready yet. Nasıl yapıyorsun ya? Line drop. Upgrade bu diyecektim ki Arbor atmıyor ama diğer şeyler atıyor. Tamam, devam. R2 Lightning damage mi? Vay, %2 Lightning damage, tam bana uyuyor bu. Güzel. Bunu kapat. Şey, kapat dediğim. Junk olarak işaretle. Belli. Ot savaşı mı gelecek burada? Geniş alan görünce dedim herhalde bot savaşı var mı? Yoktur. Selamlar yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yayına başlayalı ne kadar olmuş? 3 saat olmuş. 1 saati falan zaten şey beklemiştik. 2 saattir oynuyoruz. Güzel valla. Anlamadan, bilmiyorum siz aynı şeyi mi hissediyorsunuz ama hani anlamadan geçiyor arkadaşlar. Bu arada 500'e kadar çıkmış sayımız, 350'ye mi düşmüşüz? Güzel. Gene de güzel. Valla. Melontan, çok teşekkür ederim Prime Lab'a olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Kusuri, hoş geldin. Nesiklikle Diablo yayını gelir. Arkadaşlar, hani YouTube'dan izleyenler zaten muhtemelen tekrardan çoktan görüyor olacaklar. Yani 17 Mart Cuma akşamı gibi ki canlı yayından izliyorsunuz. YouTube'daki arkadaşlar için onu söylemiş olayım. 18 Mart Cumartesi günü de hem öğlen hem de akşam. Öğlen biraz oynarım. Birkaç saat oynarım. Yine Twitch'te canlı yayında. Onu sonra tabii YouTube'a da atarım. Bir de tabii şey, hani ehliyet kursuna gidip geldikten sonra da akşam da gene oynarız diye tahmin ediyorum. Hani gidebildiğimiz kadar ana hikayesini görürüz en azından bu betada. Ondan sonra ben ekstrasını oynarsam gene oynarız beraber. Onun bir sıkıntı yok yani. How silly my idle fancies of yesterday seem now. Şunu bir açayım lan.
Geçmişteki uğraşlarım ne kadar saçma gözüküyor. Horadrim'e inanmıştım ama ben kandırıldım. Bittim as our champions we can build. Onlar bizim liderimiz olduğu sürece hayatta kalmamız zor. Ama Lilith bizi zafere taşıyabilir. Bütün hayatım boyunca arıyordum. Bütün hayatım boyunca arıyordum ama bulunması gereken esas bendim diyerek Venart iyice Lilith'e kandığını belli ediyor. I'm not ready yet. Yani ben de çok teşekkür ederim ikinci ay Prime Lab'a donak destek olduğun için. Hoş geldin. Bundaki market muhabbetiyle ilgili bilgi var mı üçtekine kıyasla? Burada birazcık daha ticaret olacak ama hani sınırlı bir ticaret olacak arkadaşlar. Aldığımız silahlar öyle kolay kolay şey yapılabilen ticareti yapılabilen bir şey olmayacak ama crafting materyaller falan galiba. Crafting materyaller bazı legendary eşya güçleri falan galiba anladığım kadarıyla ticareti yapılabilecek. Onu net göreceğiz. Daha çok büyük bir detay da yok aslında. Ofnia çok teşekkür ederim abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Buradan. Bayağı güzel bu arada Lightning Spear. Ben seviyorum da daha 3 skill'i başka birine vermek gerekecek. Dolayısıyla şimdilik ona çok duramayacağız. Spark'tan mı devam etsek ya? İşte. Burada açmadığım şey. Bunu boş ver. Bunu geri alacağım. Şunu açacağım. Her vurduğumda %2 critical şansım artsın. Critical şansım arttığı zaman Chain Lightning'le vurduğumda da %25 ihtimalle Crackling enerji çıkartabilecek. Güzel. Bir artı bir puanımı da hala daha bir puanım var. Onu şunu upgrade etmek için kullanayım. Göreceğiz neler olacak. Düşman toplayayım da. Güzel. Dur şunu da alalım. Bu upgrade mi? Ulan hala da hasar upgrade'i bulamadık bir türlü. Tekel wand mı? Yok değil. Aa yok tekel wand'mış. Bir de bunu ekledik miydi? Okey. Upgrade'imiz varmış. Ben çift de zannettim onu. Bunu boş verebiliriz o zaman. I need time to prepare. This barrier. Looks like the same kind of magic as before. Boss fight geliyor. Kapıyı açmaya çalışacağız değil mi? Demons approach, we need to get through. I think I can dispel it. İblisler geliyor, geçmemiz lazım. Aynen. Şöyle bir toplanın bakayım. I'm not ready yet. I'm low on precious metals. Ortalığın karışması güzel oldu. I did it. Okay. Elit çıkmadı. Daha da zorlaşabilirdim fight. Ama sadece kalabalık olmakla kaldım. Şu tarafta bir şey var mı bakalım. Darkest Dungeon yayınları ne güzel. İkincisi olacak mı? Darkest Dungeon 2 yayınları da yani yayın
yayın da yapabilirim. O dönemde yayınlara başlamış olursam. Tam sürüme çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Tam sürüme çıkınca oynayacağım Darkest Dungeon 2'yi. Search when I delete neyve. Şuradan gideceğiz. Zaten burada işimiz vardı falan filan. Hah, bu nedir? How sweet this taste. Lilith asked me to eat it. Lilith ona ritüelde yardımcı olmamı istedi. Sacrifice a priest. Bir rahibi kurban edeceklermiş. Karşı çıkmadı. Onun kanını kullanırken sadece dua etti. Elim hala titriyor. Güç benim iliklerimde dolanıyor. Artık bizi yaratanın yolundan yürüyorum. Bu ablanın sonu Venart. Aha. Kan yetmiyor. Erken gözüktü. Burada bug olsa gerek. Daha yaklaşmadan duyduk. Bir türlü kan yetmiyor falan dedi. Go ahead, I have your back. Mother? Nerel? You're just in time. Beyond this lake lies the necropolis of the firstborn. Ratman'ın nekropolisi varmış gölün diğer tarafında. Bir sürü bilgi var orada diyor. Lilith için yolu açtım. Ama onunla beraber geçemedim yoldan. İlahi güce sahip değildim. Anlıyorsun değil mi? Ama bulabilirim. Çok yakınım. Sadece... Lilith'in sana ne yaptığını görmüyor musun? Kendi kanınla yazıyorsun. Küçük kuşum, beni uyandırdı o. Bana bir sürü şey gösterdi. Kelimeleri dökemiyorum bile. Ama bitirdiğim zaman anlayacaksın. Neyi bitirdiğin zaman? I don't care what she showed you. Please, let's just get out of here. Aa, bıçak çekti. Kızına bıçak çekti. Böyle bir şey olabilir mi birader? Yes, clever magpie. Anlıyorum. Zeki kuş. Beni uzaklaştırmaya çalışıyorsun ki her şeyi sen kendin al, değil mi? This is my discovery. Bu benim keşfim, senin değil. I will finish these runes. Senin kanında bitireceğim gerekirse bu runeleri. Look at the gifts she's given me. I'm not ready yet. Birkaç fazla... Aha, bir tane daha geliyor. Eyvah. Kalabalık geliyorlar. Bir yandan fırlattıklarından da kaçmaya çalışıyorum da. Neyrel de hala ölmeni istemiyorum falan diyor. Onun için çok geç. Aha. Pitlord gelmesi bir tık sıkıntı oldu ama. I'm out of mana. I need time to prepare. This is not how. I'm not ready yet. Vulnerable group New York. Ama öldü, tamam. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Beni koruyordun. Senden nefret etmek istemiyorum. Gerçekten deniyorum. Annesini öldürdük diye bizden nefret ediyor da yani. Kardeşim, durduk yere mi öldürdük yani?
Lilith'i yaptıklarından ötürü işte hani cezasını çekecek Lilith. He. Gene bütün işi bize yaptıracaksın. Sonra ben cezasını çektirdim diyeceksin. Kutsanmış kana ihtiyacımız var. Prava'ya git. İste. Almak için elinden geleni yap. Annem bir ritüeli başlattı. Ben sona erdireceğim. Mistrelwood'da. Mistrelwood diye bir yerde ben de buluş. Niye orada buluşuyoruz? Horadrim orada bir sığınak yapmış. Belki yardımcı olur ritüelle orada bulacağımız şey. Zamana ihtiyacım var. Beni yalnız bırak. Yok, Lilith'le kapışmadık. Lilith'in peşinden giderken bir boss'la kapıştık. Oynanış keyifli mi? Oynanış bayağı keyifli. Da yani hani Diablo oyunlarından ben hep keyif alıyorum bu tarz şeyi sevdiğim için. Onu da eklemekte yarar var. Nereye gitmemi istiyor? Bu ha. Neyron'u Mistrelwood'a olacağız. Kyovaş'a da gideceğiz. Burada şeyle konuşacağız. Rahibeyle konuşacağız. Ondan evvel hazır buradayken yan görevler değil de işte hani oyun mekaniğini anlatan görevlerden bir tanesi var. Potionlarımı upgrade etmem gerekiyor. Sağda yazıyordu, bakın şimdi göreceksiniz siz de. Ay, bu takılma oldu. İşte bu lagdan ötürü oluyor olabilir. Bu Diablo işte de benzer şeyler oluyordu. Lena Dileva. Lena Dileva sanki yayıncı mıydı ya? İsmi tanıdık geldi de. Evet, lagdan olduğu çok bariz. Arada rubber banding falan yapıyor. Yani şu an server yoğunluğundan falan olan bir şey diye tahmin ediyorum bu. Speak bir daha. Ha, item upgrading ve healing potion upgrading gibi mevzular var. Direkt buradan başlayalım item upgrading'de. I want to upgrade my equipment. Let's have a look at you. Bakalım. Buckles need reinforcing. Look. You live or die by the quality of your equipment. Tamam. Param varsa ekipmanını upgrade edebilirim diyor. All junk diyelim, bunların alayından kurtulalım. Ha, şuradan repair veya upgrade. You can increase the item power. Tamam. Bir saniye, bu of, çok güzel. Şimdi yeni şeyden çıkmış. Şimdi buradan baktığımızda basitçe bir item power gözüküyor. Rare Dagger'ın altında yazıyor. Ama esas mevzu aslına bakarsanız hani bu oyunlarda genel bir fikir verir tabii. Item power ne kadar yüksekse silah da o kadar iyidir gibi gözükebilir ama sonuçta bazen item power birazcık daha düşük olmasına rağmen sahip olduğu özelliklerden ötürü bazı skill'ler daha iyi gelebiliyorlar. Şu an baktığımda aslında close enemies'e daha fazla hasar, crawl control enemies, basic skill damage falan filan güzelmiş. Zaten sarı olduğu için bunu her türlü kullanacağım. Ekstradan da buradan mekanik olarak bunu koyarsam upgrade etme şansım da var. 3 level upgrade edebiliyoruz maksimum. 4500'e. 4500'e çokmuş be. Şu an o parayı vermeyeceğim. Ne kadar upgrade ediyor ama? DPS'i arttırıyor. Close enemies'e, yakın düşmanlara olan şeyi ne kadar arttırdığını falan da görüyoruz. Güzel. Aslında hani bu parayı harcadığımda ne alacağım karşılığında onu net bir biçimde görebiliyorum. Hoşuma gitti. Şöyle bir de bakayım. Mesela daha düşük level bir şey koydum dursek. Sadece armor'ını arttırıyor. Okey. Ne varsa onu şey yapıyor sadece. Hani maviyi yeşil, şey maviyi sarı yapmıyor ya da beyazı mavi yapmıyor. Tamam, bu parayı şimdilik arttırmayacağım ama upgrade an item demiş. Görevi tamamlamak için en azından yapayım hadi. Ne kadar? 3000'e. Ya 3000'e buna vereceğime 4500'ü buna veririm. Ben görevi de yaptığım için birazcık para geri verdi. Az verdi ama olsun, verdi. Bu mekaniği de böylece öğrenmiş olduk. Bir de buradan hemen şeyi upgrade edeceğim. Top, evet. Bu net şeyden oluyor. Alchemist'le konuştuğumda da healing potion'ımın upgrade etmek istediğimi söyleyebiliyorum. Healing potion upgrade diye buradan şeyleri de veriyor. Şimdi weak'ten 17 can dolduruyordu. Bir sonraki 48 can dolduracak. 2 tane Gallow Wine karşılığında doldurabiliyoruz. Her türlü dolduralım zaten. İstersek bir sonrakine de upgrade edebiliyoruz ama 20 level olmamız gerekiyor önce. Güzel. Bu da iyi oldu.
Eliksir. Ekstradan yapabileceğimiz eliksirler de var. Mesela bu armor arttırıyor. Bunu arttırıyor. Dodge arttırıyor. Armor arttıran daha iyi ya. Şunları iki tane yapalım. Ya da bir tane yapalım. Belki başka bir şey lazım olur. Şey. Şurada consumable kısmına girdiğimizde bir sürü şey yapabileceğimiz izlenimini yaratıyor bu kadar büyük olması bu consumable tabanın. Ha şeyi de envanterimiz de böyle dörde bölünmüş bu durumda. Bak bundan bahsetmemiştik. Quest eşyalarını burada görebiliyoruz. Aspektler tam olarak ha şey. Galiba legendary silahlardan çıkarttığımız özellikler aspekt olarak burada gözüküyorlar. Ekipman zaten klasik. Ekipman consumable'da tüketilebilir olanlar. Bunu içtiğimiz zaman 30 dakika boyunca armor'umuz artıyor, torn'umuz artıyor, experience'ımız artıyor falan filan. Şimdi içmeyeceğim. Bulunsun. Ana göreve doğru giderken tekrardan ona bakacağız. Şuradan ben rahibeyle de bir gideyim konuşayım. I need time to prepare that. Hatta yol üzerindeyken size şeyi de göstereyim mi? Madem böyle şeyleri falan gösterdik. Kendi odamıza bir çıkalım. Burada odamıza girdiğimizde burada bir tane stash'imiz var. Burada klasik şeyleri saklayabiliyoruz. Ekstradan tutmak istediğimiz silahları falan saklayabiliyoruz. Edit tab dediğimizde ekstradan seçebileceğimiz işaretler bilmem neler var. Ekstra bir tane daha açmak için para karşılığında açabiliyoruz. Esas mevzu da burada wardrobe. Wardrobe'a girdiğimizde arkadaşlar mesela üzerimdeki göğüslükten memnun değilim. Seçiyorum. Hop bu mu daha iyi olur? Bu mu daha iyi olur? Bu mu daha iyi olur? Bu mu daha iyi olur falan. Güzel. Buna da gelelim. Bu mu daha iyi? Bu mu daha iyi? Bu mu daha iyi? Bu da güzel. Terlikle gezmeyelim ama. Ha, bayağı iyiymiş. Tam olarak da biraz üşüyoruz ama olsun. Bu kadar karakter yaptık. Kardeşim dövmelerim gözükmüyor diğerlerini giydiğimde. Var mıydı mesela? Başka bakalım. Ama baksanıza. Yani çok az gözüküyormuş gerçi de. Ha, şu da fena değil. Ama etekle uymadı. Ha buradan ekstradan şeyi de apply tool neydi onun pigment dediği rengi de ayarlayabiliyoruz. Bir tane seçip istersem hepsine aynısını da uygulayabiliyorum basılı tuttuğumda. Aynen bütün renklerde birbirine tutmuş oldu böylece. Buna baktığımızda böyle bileği az kaplayan şu bileği biraz az kaplıyor. Şunu koyayım ki sol elimizdeki dövmelerimiz gözüksün. Bunda bir sıkıntımız yok zaten. Item'a geldiğimizde mesela Mother's Knife yerine görünmez kılmak da mümkün oluyor. Simple Dagger. Birazcık daha şey var. Görünmez dursun mu ya? Elle atıyormuşuz gibi gözükür. Save diyelim. Şöyle baktığımızda aynen sadece görselimiz, görüntümüz değişti. Diğer her şey aynı kaldı. Böyle bir kozmetik sistemi de bulunuyor oyunun. Evet. Başka. Ekstra yol üzerinde bir şey görmüyoruz. Yok görmeyeceğiz gibi görünüyor şimdilik. Gidelim. Gaybeyle konuşalım. O da bize bir sonraki görmesi versin. Işık katedraline girişimizi yaptık. See that the kitchen is ready for tomorrow's service. Mother Prava yok burada. Geri döndük. Niye bu kadar şaşırdın oğlum? Holy Blessing Church'ın Lilith'in peşinden gidebilmem için kutsanmaya ihtiyacım var. Reverend Mother will want to hear of this. Reverend Mother burada yani bunu duymak isteyecek ama burada değil. Everything is unfolding. İnarius'u görmeye gittik kesin. Soon he will be free to escape sanctuary and görev tamamladık. Yeni bir görev de vermiş olması gerekiyor. Aynen. Korvalar görevi. Korvalarda Reverend Mother'ı bulmamız gerekecek. Ona da ilerleriz. Buradan şu görevimi de teslim edeyim. 15 tane ghoul heart toplamıştık ya. Lan buna gidelim. İlginç.
Excellent work, friend. Ghoulhearts seem to have... Teslim ettik. Teslim ettiğim için bakınız burada artık şeyi de tamamladık. Topladığım renomlardan ötürü claim edebileceğim 3000 gold artı bir skill puanım var. Bunu aldığım anda kullanabilecek halde geleceğim. Bu ability'den Spark'tan mı devam etsek yoksa aynen Spark'tan bir süre daha devam edebilirmişiz gibi duruyor. Spark ve Chain Lightning arasında skill'leri vermeye de devam ediyoruz. Yeni görev de açılmış bakın burada. Ekstradan 7 level üstü insanlara veriyormuş Vitorio. Neymiş onu da alalım. My husband Fyodor left our home in the middle of the night. I heard him talking to someone, another woman. Hmm, kocası başka kadınla kaçmış peşinden bizi yolluyor. Peşinden gitmiş ama ilginç bir ışığa doğru, ormandaki ilginç bir ışığa doğru gitmişler. Tamam. Kocanı bulmaya gideriz. Ha direkt geliyor bizde. Peki. Bakarız. Ona da bakarız. Ama şimdi bu kadar diyeceğim arkadaşlar. YouTube'dan izleyenlerdenseniz yaklaşık 2 saat 20 dakikalık bir oyun kesidi sizde video olmuş oldu. Devamı da gelecek. Böyle yaptığım yayınlara tık tık bütün halini de atacağım. Mümkün mertebe ana görevleri de bitirdiğimiz, yan görevlerden de yapabildiğimiz kadar yaptığımız bir şey olacak. Videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer ki hani bu videoyu izlediğinizde, gerçi muhtemelen zaten yayında da olabilirim. Aynı yayınladığım günde izlerseniz 17 Mart Cumartesi oynamaya devam edeceğim. Ama Let's Play kanalından da izleyebilirsiniz. Diğer yayınlarda katılmak isterseniz Twitch canlı yayınları için Twitch kanalımı, Orhun Doğun Twitch kanalını da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Ama şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biz zaten şimdi Twitch hesabı, yani Twitch'ten izleyenlerle de şimdi vedalaşacağız. Kendinize iyi bakın.